Merhaba arkadaşlar. Bugün Visual Studio C# pastı grafik çizdirme ile ilgili bir örnek yapacağız. Aslında C# şu an almıyorum derse ama böyle bir örnek vardı elimde. Daha doğrusu bir arkadaş yapmıştım. Bunun paylaşacağım sizlerle. Belki ileride başkasına da lazım olur diye. Basit bir örnek. İlk önce projeyi çalıştırayım. Nasıl çalışıyor onu görün. Projemiz şu şekilde çalışıyor. Değerleri giriyorsunuz. Bu değerlere göre paslı grafik oluşturuyor. Değerleri girelim. Aynı gideyim hepsine. Hepsini 5-5 girsem doğru da 50-50 girdim hepsine. Böyle bir eşit bir grafik oluşturuyor. Mesela şunu 500 yapalım. Yeşile. Yeşilin alanı artacak. Sarıyı da 500 yapalım. Yani ortalama bir değer oluşturuyor. Mesela bunu da 500 yapalım maviyi. Veya 200 yapalım. Farklı görün. Ona göre ayarlıyor. Kodlarda. Kodlarımıza gelecek olursak yine burada kütüphanelerimiz var. Alt kısımda projenin ismi. Burada text box'ların rengi vardı. Şu text box'ların rengini şurada ayarlıyoruz. Burada not 1, not 2, not 5 diye girilmiş. Textbox'tan girilen değerler not 1, not 2, not 3, not 4, not 5 diye birbirlerine eşitlenmiş. Daha sonra bunlar üzerine işlem yapılıyor. Kodları ben videonun altında paylaşacağım. Bu şekilde görüldüğü gibi. Ne iş yaptığına gelecek olursak şu şey pastanın bir dilimini çiziyor. Yani şu rengi belirliyor. Birinci parametre. Şuradaki parametre onun tam olarak bende ne işe yaradığını bilmiyorum. Fonksiyonu hazır kullandım direkt. Şu sondaki değer pasta diliminin büyüklüğünü bildiriliyor. Zaten şunlar da bir önceki pasta diliminin toplamı. 5 değer geldiyse ise 10 da yapılabilir. Yani arttırılabilir, azaltılabilir. 360 derece olduğu için toplamı 360 da çarpıyor.